Değerli dinleyenlerim, sohbet adında programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Denizli'de 6 Nokta Körler Derneği'nde sizlerle birlikteyiz. Azmi Ermiş abimiz, kıdemli öğretmenimiz, Meltem öğretmenimiz, Nail öğretmenimiz ve Fazıl Eskin öğretmenimiz. O da Türk Halk Müziği dalında, Belediye Konservatuvarı'nda öğretmenlik yapmış olan bir kardeşimiz. Dolayısıyla hep eğitimciyiz. Yani ben de eğitimciyim, onu da ifade edeyim. Evet. 39 yıllık bir çalışmışlığımız var bizim de. Bugün bu vesileyle huzurlarınızdayız. Yani ben çok duyguluyum. Neden çok duyguluyum? Böyle yani ne bileyim bir çiçek bahçesine girmiş gibi. Bir ıhlamur ağaçların bulunduğu yerden geçmiş gibi. Hanım ellerin bulunduğu bir sokaktan geçmiş gibi. Görüyorsunuz hoca hanımlarımız, genç öğretmenimiz konuştukça bize güzellikler sergiliyorlar. Azmi abim konuştukça heyecanlar veriyor. Fazıl kardeşimiz bağlamasıyla aynı şekilde güzellikler bize sergiliyor. Böyle bir meclise gelir de insan yani ne diyebilir ki? Fazıl'ım ne diyorsun ya? Hadi bir sazı konuşturdu ya. Bir, şöyle bir içinden gelen bir şey çal söyle bakalım. Gene Aşık Veysel'den olsun. Tamam. Başladık madem. Tamam buyurun. Güzelliğin on para etmez. Güzel. Şu bendeki aşk olmasa. Aşk olmasa. Evet. Diyelim. Eğlenecek yer bulamam. Gönlümdeki köşk olmasa. Güzelliğin on par etmez, güzelliğin on par etmez. Bu bendeki aşk olmasa, gönlümdeki köşk olmasa, eğlenecek yer bulamaz. Gönlümdeki köşk olmasa. Eğlenecek yer bulamam, gönlümdeki köşk olmasa, gönlümdeki köşk olmasa. Kim okurdu, kim yazardı? Kim okurdu, kim yazardı? Bu düğümü kim çözerdi? Koyun kur dile gezerdi. Fikir başka başka olmasa. Koyun kur dile gezerdi. Fikir başka başka olmasa, fikir başka başka olmasa. Feryadı, senden aldım bu feryadı. Bu imiş dünyanın tadı, anılmazdı Veysel adı. O sana aşık olmasa, anılmazdı Veysel adı. O sana aşık olmasa, o sana aşık olmasa. Anılmazdı Veysel adı, o sana aşık olmasa diyorsunuz. Fazıl hocam ellerine sağlık. Hakikaten hayatın merkezinde bu aşk var, sevgi var.
Bunu yaşatmak lazım. Peki Fazılcığım, sizi bu aşkla kim buluşturdu? Şimdi mikrofonu ben sana uzatayım. Biraz bu bağlama aşkından bize söz et bakalım. Tabii. İlk bana bağlamayı öğreten sevgili değerli hocam, kulakları çınlasın, Kazım Bozkurt hocamız. Ona sevgili selamlarımızı iletelim. İzmir Bornova Körler Okulu'ydu o zamanki adı. Ha. Aşık Görme Engelleri Okulu. Aşık evet. Veysel Görme Engelleri Okulu'nun o zamanki adı öyleydi. Evet. Ben ikinci sınıfta başladım bağlama dersine. İkinci sınıfta bizim aletli müzik diye bir dersimiz ortaokul vardı. Ortaokul mu lise mi? Lise. Şey, ilkokul. İlkokul 2'de. Tabii ilkokul. Evet. Okula geç başladık biz biraz. 10 yaşında falan geç başladığımız için. Evet. Tabii ilkokul 2 biraz daha büyük. Fazılcığım şimdi kaç yaşındasın? Şu anda 50'ye gireceğim inşallah. Yani şimdi gören 25-30 yaşında zannedecek seni de. Onun için sağ olun, teşekkür ederim. 50'ye, o kadar yani 50'ye gireceğim. O kadar gençsiniz ki Fazılcığım. Yani aldatıyorsunuz bizi yani böyle. Estağfurullah hocam. Değerli dinleyenlerim, evet. Buyurun. İşte Kazım Bozkurt hocamız bize önce bağlamayla başlattı. Evet. Daha sonra kabak kemane dersi verdi. O kendi çalıyordu zaten. Evet. Daha sonra... lise döneminde de belediye konservatuvarında öğrenci olarak başladım. Liseye başladığımızda. Denizli Belediyesi'nde. Denizli evet. Belediye Konservatuvarı o zaman 87'de açıldı. Hı-hı. 86 galiba. 86'da evet. Açıldı. Bunun öncesi de var tabii. Mesela gene bir kulakları çınlasın hocamız var. Ha. TRT İzmir Radyosu'nda ha. Saz sanatçısı Mahir Tokdemir. Evet, Denizli'li, Güneyli. Denizli, Güneyli galiba. Köyünde. Ali Tokdemir. Hocamız tabii. Evet. Ali Tokdemir'in oğlu. Kulakları çınlasın. Kulakları çınlasın. Onun bir dakika Fazılcığım, babası da Denizli'deki bütün törenlerde sunuculuk yapardı. Mahir Tokdemir, Mustafa Tokdemir onun kardeşinde. Evet, Mustafa evet, Bey. Buyurun. Evet, daha sonra... Lise döneminden sonra da artık üniversite sınavına girdim ama olmadı yani. Çünkü evet. Malum sebepler var. Evet, evet. Yani o yüzden evet. Kazanamadık. Evet. Ama onun akabinde zaten bana da bir iş daveti gelmişti zaten. Evet. İşte dedim ya ondan sonra o 15 yıl sürecinin başladığı yıl. Evet. Ondan sonra Hakan Akmaz gene kulakları çınlasın. Evet. Hakan Akmaz şimdi Almanya'da artık müzik eğitimini, müzik yaşamını sürdürüyor. Evet. Yelin Müzik Evi adı altında, müzik evet. Yelin Sanat Merkezi adı altında çalıştırıyor. Şu anda benim ikinci öğretmenim de odur. Evet. Daha sonra kendimiz artık geliştirdim. Ben daha daha çok böyle bol bol radyo dinleyerek, kasetleri dinleyerek, onların yaptıklarını yapmaya çalışarak geliştirdim kendimi. Yani bu şekilde müzik hayatım böyle devam edip gidiyor. Yani çalışmak gerekiyor evet, değil mi Fazılcığım? Bir şeyin özlüğü, bir şeyi bırakmamak gerekiyor. Tabii ki. Sürdürmek gerekiyor. Evet. Gün be gün üzerine koyuyorsunuz değil hı-hı, mi? Hı-hı. Evet. Peki Fazılcığım teşekkür ederim. Ben de teşekkür mikrofonu ederim. Mikrofonu ben alayım. Şimdi Nail'e hocam siz oradayken buyurun mikrofonu vereyim ben size. Evet. Şimdi sizden dinleyelim bakalım. Öğrencileriniz aranız nasıl? Öğrencilerimle aram çok iyi. Öncelikle öğrencilerinizi çok seviyorsunuz, öyle tahmin ediyorum. Evet, öğrencilerimi çok seviyorum. Kaç öğrenciniz var, kaç sınıfa giriyorsunuz? Yaklaşık 4 sınıfa giriyorum. Evet. Şu an tam olarak kaç öğrencim var sayısını hatırlayamadım 30'ar ama... 30'ar kişi varsa 120 öğrenci yapar. Evet, o civarda bir şey. Selam yani, gönderiyor musun buradan öğrencilerine? Hepsine selam gönderiyorum. Evet. Hepsini çok seviyorum, gerçekten. Evet. Yani... Hani tekrar dünyaya gelsem gene öğretmenliği seçerdim. Gene öğretmen olurum diyorsunuz. Çünkü gerçekten öğretmenlik çok çok başka bir şey. Yani evet. Birilerine bir şeyler öğretebilmek. Evet. Yani öğrenciyle bütünleşiyorsunuz artık. Evet. Yani bazen derste kaldırıyorum, bir şeyler soruyorum çocuklara. Öğrencinin ses tonu biraz kırık gelsin. Hani bir hayrola diyorum, bir derdin mi var, bir sıkıntın mı var? Çocuklar... Anlatırlar, teneffüslerde anlatırlar, derste anlatır. Yani akşam eve geldiğim zaman onu kafamdan atamıyorum. Evet. Yani neden bu çocuğun böyle bir sorunu var? Neden böyle oldu? Acaba ne yapabilirim bunun için? Bu öğrenci için ailesiyle mi görüşsem? Rehberlik servisiyle mi görüşsem? Öğretmenlik gerçekten böyle bir şey yani. Öğrenciyi tamamen benimseyip... onun sıkıntılarını kendi sıkıntınız gibi, onun başarısını...
ne bileyim yani çok çok farklı kelime bulamıyorum anlatacak evet. Çok farklı bir şey öğretmenlik. Çok teşekkür ederim. Ama... Çok duygulusunuz yani. Sağ olun. Büyük. Öğretmenlere de selam gönderiyor musunuz? Öğretmen arkadaşlarıma, idarecilerime, okul müdürüme, diğer müdür yardımcılarımıza hepsine çok selam gönderiyorum. Evet. Önceki çalıştığım okullardaki öğrencilerime de çok selam gönderiyorum. Hepsi aklımda, hepsini hatırlıyorum. Evet. Öğretmen yıllar geçse de öğrencilerini unutamıyor gerçekten. Ya, evet. Ne kadar çok hani öğrenci tanısanız da hepsi bir ayrı çünkü bütün öğrenci hani her çocuk özeldir derler ya. Evet, hepsi evet, çok evet. Başkalar, hepsi farklı farklılar ve hepsi kendi hepsi benim için çok çok özel öğrencilerimin. Evet. İnşallah yani bilmiyorum uzun yıllar bu mesleği yaparım diye düşünüyorum. Üzerine her yıl yeni şeyler koyarak. Mutlaka. Biz de doktora konusunda da başarılar diliyoruz. Bu çalışmalarınızın devamını diliyoruz. İnşallah. Nail Hocam. İnşallah. Evet alalım mikrofonu. Evet, biz de burada ilkokulda bize okuma yazma öğreten Kazım Dalkıran öğretmenimizi saygıyla buradan analım. Selam gönderelim değil mi Azmi abi? Evet, evet. Uzun ömürler diliyoruz. Evet, uzun ömürler diliyoruz. Ortaokul öğretmenlerimden Ali Baygül vardır, Alanyalı. Halen o biz aramazsak o bizi arar. Yani aradan 50 yıl geçmiş oluyor. Halen bu devam ediyor, bağ devam ediyor. Güney Ortaokulu'nda öğretmenimiz de. Aydın Lisesi'nde Habib Cantez benim şiirimi alan ve ilk Aydın'da Yeni Kroba gazetesinde yayınlatan öğretmenim. Unutamıyorum yani şiirle ilgili böyle bir güzellik yapmıştı bize. Ve sonra biz de emeği geçen okutan bütün öğretmenlerimize saygılarımızı sunuyoruz tabii ki. Şimdi şunu paylaşmak istiyoruz değerli dinleyenlerim. Yani bütün meslekler için asıl olan o meslek ruhu var ya. O meslek ruhu içerisinde her meslek erbabı mesleğini o kendi bilgisi ve heyecan içerisinde çok güzel yapmaya çalışır. Ama insan insana yakından tanıdığımız zaman nasıl bizde eksikler varsa, zaaflar varsa onlarda da bu zaafları görebiliriz. Yani bu bir eksiklik veya bir kusur veya şey değil. Ya önemli olan onun taşıdığı genel manadır. Bütüncül yapısıdır. Bir öğretmeni eksik bıraktığını diğer öğretmen tamamlar. Bir öğretmenin bıraktığını diğeri tamamlar. Yeter ki hayata bakışla, insana bakışla ilgili, canlıya bakışla ilgili konularda eksiklik olmasın. Hayata sevgiyle baksın. Azmi abim biraz önce çok güzel söyledi. Olumlu baksın, heyecanla baksın, yaşama sevinci olsun. Kendini sevsin, insanları sevsin. Değil mi Azmi abi? Yoktuk. Önemli olan bu değerler. Bunlar olduktan sonra hepsi birbirini tamamlayıp gidecek. Çünkü insanın hayatında bir tane öğretmen olmuyor. Çok sayıda öğretmen oluyor. Hepsi işte bizi biz yapıyor. Hepsiyle beraber buluşuyoruz. Ben çok konuştum herhalde. Onun için Azmi abiyi konuşturmak istiyorum şimdi. Azmi abi şimdi biraz özele girelim mi? Sağ olur. Dur mikrofonu olur. Vereyim. Biraz bizi güneye götür önce. Aynı sokaktayız. Azmi abim bizim mahallemizde abimiz. Gayet güzel bir ailesi var. Tabii vardı. Sağ olsun abi. Öğretmen ailesi var değil mi? Kaç öğretmen var ailede? Beş. Beş öğretmen. Alkış. Evet bu. Evet bu aile alkışlanır. Ne kadar yani güzel. Yani şey olarak Güney tabii tozunu yuttum. Toprağınla çamurunda oynadığım bir yer benim. Evet. Havasını böyle içime ciğerlerime doyasıya çektiğim yok. Yoksulluk yılları ama insanların gerçekten sokağımızda bile bir Emine teyzemiz vardı. Tığbır'ın Emine teyze. Suyunu ben taşırdım. Evin ablam süpürürdü. Herkes birer tabak yemek getirirdi. Ben de bazı akşamları oraya kapak atmak isterdim. Çünkü evinde 5-6 çeşit yemek olurdu. Evet. O insanların hani dayanışması, sevgisi, işte kar diz boyu. Evet. Büyükler için söylüyorum. Biz işte yol açı verirler. Vardığımızda bir Süleyman öğretmenimiz var çakmak. Evet. Kimi ceketinden, kimi kolundan, paçasından 10 öğretmen 10 tane öğrenciyle koşarak yürür. Evet. Tabii ortaokulda hele o yaz tatillerinde su yok. Dağdan şey getirdim su almaya geldiğimde Hikmet Özcan öğretmenim Allah rahmet eylesin. Azmi bitti mi kitap? Her hafta elime bir kitap o kütüphanedeki kitaplar bitecek. Evet. Ondan sonra bana bir de işte şöyle okumalısın. Evet. Bunu böyle yaparsan. Şimdi bu insanlar resimden de zayıf verdi bana aynı öğretmen ama. Yani. O güzel yani. Ayrıcalık yapmamış. Hayır. Hayır. Evet. Yapmadı. Belki size garip gelebilir bugünün arkadaşı. 3, 4, 5 aylık
bakkallarda bulduğum eski gazeteleri götürdük okumak için. Yoktu zaten. Evet. Şimdiki gibi kitaplar da çok az. Evet. Yani ortaokulda 400 kitap vardı. İkinci yılı bulmadı. Evet. Bitirdik. Ama oradaki öğretmenlerimizin bize verdiği bir yüreklendirme isteği, arzusu vardı. Evet. Şimdi düşünün, Güney'de ya okursun ya da tütüncü iğneyle kuyu kazar gibi, evet, tütüncü olursun. Taşın toprağın arasında kalırsın. Son sınıfta 33 kişiden 32'si, evet, okudu. Evet. Bir tanesi Manav'da, en zengini o adam olsun. Evet. Memur oldu. Evet. Öğretmen okulu o beni biraz daha böyle özellikle yoğurdu. İşte orada hangi öğretmen okulu? Ortaklar İlk Öğretmen Okulu. Evet. Diyelim domatesimizi, biberi, patlıcanımızı kendimiz dikerdik. İşte buğdayımızı kendimiz hasat ederdik. Evet. İşte yumurtalarından tutun da işte ineklerin sütüne kadar servis yapmada. Evet. Yani orada hayatı yaşardık. Evet. Evet, birlikte hem emek verdik hem ürettik. Şimdiki yaşamında da bazen çatışı veriyorum ben. Siz oradan Sivas'a gidin. Şimdi gittik, kısa geçelim. Zaman daraldığı için tamam, özetleyelim. Sivas o karda, o kışta -25 derecede Divriği'den dönüşümde sırtımda bir tek malzeme olurdu çantamda. 40-50 kadar kitap çocuklarıma. Evet. Kitapçıyla anlaştım. Okuyup geriye veriyorduk %20 eksiğine. Evet. Ama oradaki insanların bana bakışları, yani biz keresteleri bütün götürdük. Kendimiz çakarak ak toprakla sıvadık okulu. Evet. Yani bir okul oluşturduk orada. Evet. İlk defa bir pencere açılmış. O kara tahtayı elinle yapmışsın. İşte dudakları yarık çocuklar. Ayaklarında ayakkabı yok. Bacaklar mosmor. Evet. Ama buna rağmen inatla okula gelen, o karda kışta ve şu anımı mutlaka söyleyeyim istiyorum. Evet. 73 yaşında bir Süleyman amcam, bir gün dersteyim, çıktı geldi. Hayrola Süleyman amca? Hoca dedi, benim torun hasta da onun yerine bir derse ben girsem olmam mı? Otur dedi beni arkaya. Otur. Yani oradaki insanların, işte bir öğretmen gelmiş sarıp sarmalaması, evet, ve o köyden ayrılırken evet, gözyaşlarını tabii ya, tutamadım. Evet. Bir tek radyomu getirdim. Evet. Diğerlerini dağıttım. Hepsini getirdiniz. Ondan sonra tabii işte bu kitabımda da telli mektup, evet, Sivas'ta ilk görev yerimi, hı-hı, anlattığım şey. Evet. Elbette ki çok güzel, evet, şey bunlar. Oradan Afyon'a geçtiniz. Afyon'a geçtim. Emirdağ Köroğlu beli. Evet. Jandarma bile gelmiyor. Gene hep, evet, bizi böyle nasıl olsa gider diye yolluyorlar. Ha. Kartallar mı yüksek kaçar? Evet. Biz mi öyle gidiyoruz? Ha. Orada da gene olağanüstü böyle kış, kıyamet, 73 öğrenci, tek öğretmen. Evet. Bugün diyorum hiçbir öğretmen böyle bir şey düşünebilir mi? 10-15 tanesi gelmese de, evet, herkes otursa rahatlıkla. Evet. Sıralara 4 kişi oturtuyorsun bazen. Evet. 5 sınıf bir arada. Ama o çocuklar da gelecek, bir şeyler öğrenmeliler. Başka şansı, evet, da yok. Evet. O çocuklarımla ilgili bu sefer sabahçı öğleci gibi ikiye böldüm çapraz, evet, okulu. Aynı öğrencileri, birazcık daha benim çalışma saatim yükseldi ama o çocuklara biraz daha ya, işte bir şeyler, evet, öğretme aşkı verebildim, evet, diye düşünüyorum ama bu, aha, da benim için tabii ki, evet, keyifti. O insanların ışıltısını görmek ya, çok güzel be hocam. Evet, orada ne kadar görev yaptınız Afyon'da? Afyon'da 2 yıl orada, sonra Şuhut'a geldim 2 yıl daha. Evet, 4 yıl ya, görev yaptım. Şimdi değerli dinleyenlerim, bizi tabii yurt dışından da başka ülkelerden de seyrediyorlar. Şu bilgiyi verelim. Burada diyorsun ya, nasıl oldu Azmi abi, bu nasıl çalıştı? Azmi abi o zamanlarda normal bir insan şeklinde görüyor ve gözlerinde herhangi bir rahatsızlık yok. Ama sonradan bir talihsizlik, bir rahatsızlıkla görme yetisi kayboldu ve ondan sonraki bir hayat evrildi, değil mi abi? Evet, öyle ve oldu. Sonra ne yaptınız? Bir ara verdiniz. Bir memuriyete geçtiniz. Tabii oradan ara verdim ama emeklilik bana göre değil. Tabii bu, evet, süreçte aileme, evet, böyle bir şans, böyle bir şey, böyle bir kucaklama, sevgi diyeyim, yani tam kadro. Evet. Yani beni yaşamdan koparmadan bağladılar diye, evet, düşünüyorum. Belki de, hı-hı, işte paraşüt açılmadı, yere çakıldığınız gibi oluyor birden, evet, kör olunca. Evet. Devlet hastanesine geçtim. Ha, orada da danışma farklı. Hep kaygılı insanlar, sıkıntılı insanlar. O orada işte, o da keyifti yani onları. Santraldesiniz orada. Santraldesiniz. Tabii, telefonları tabii bağlıyorsunuz. Bir de o hasta sahiplerinin şimdi heyecanı, kızgınlığı. Evet. Yani düğün salonunda
en suratsız insan bile seslenmez ama orada herkes gergin böyle. Bomba gibi. Tansiyonunu düşür. Otur bakalım. Yanıma otur. Çay içerim. Sohbet edelim dayı. Nihayet bir şey verebilip onu tansiyonunu indirebildiğin insan. O da ayrı bir keyif. İşte oradan yetiştirme yurduna. Asıl mesleğime. Tabii yetiştirme yurduna yine öğretmen olarak gördünüz. Evet, 20 yıl orada çalıştık. Çalıştınız. 42 yıl oldu hocam. Baya çok olmuş. 42 yıl. Haberim yokken. Abi o zaman dur bir türkü söyleyelim biz. Bir türküyle bir ara verelim. Bir fazlaca. Muallim evet. Penceresi cam cama muallim diyelim Azmi abi. Ellerini şakatabilirsin ya. Neşeli tabii ya. Hadi bakalım. Penceresi cam cama muallim. Penceresi cam cama muallim. Selam söyle amcama muallim. Selam söyle amcama muallim. Amcam kızını vermezse muallim. Amcam kızını vermezse muallim. Turşu da kursun fincana muallim. Turşu da kursun fincana muallim. Penceresi perdeli muallim. Penceresi perdeli muallim. Çiçek açtı zerdali muallim. Çiçek açtı zerdali muallim. Öyle bir yar sevdim ki muallim. Öyle bir yar sevdim ki muallim. O da benden sevdalı 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 muallim. Evet, alkış Fazılcım. Evet, ve işte Azmi abimizin bu çalışmaları içerisinde Denizli'ye geldiğinde bu sefer görme engellilerle ilgili bir 6. Körler Derneği'nin kuruluşunu gerçekleştirdi. Evet. Onun uzun yıllar başkanlığını yürüttünüz. Evet, 25 yıl. Ne kadar yıl? 25 yıl gibi işte. 25 yıl. Gibi. Oo, evet gibi. Ve bunun içerisinde bir de yazarlığınız var abi. Yazmaya çalışıyorum. Yazarlığınız evet. Var. Doğru. Siz mikrofonu alın elinize. Ha, sağ olun. Şimdi ben buradan tanıtayım. Böyle iki tane de kitap yayınladı Azmi abim. Hı hı. Mübarek Bey Oteli birisi. Diğeri de Hakkı Hak Peşinde. Seçimlere girdiği zaman bunu evet, afiş olarak kullandınız. Promosyon olarak dağıttım. tabi millet kahve dağıtıyordu. Kalem defter dağıtıyordu ama ben de kitap dağıttım. Evet. Nedenini tutarsam ama bu bir düşünce yönelişti. Gene aynısını nasıl yaparım. Nasıl karşılandı? Çok farklı tabii, sürpriz oldu. Hele görmeyen bir insan ön seçime gidiyor öyle, siyasette para yok. Hatta bazı ilçelere dolmuşla gittim ben. Evet. Dolmuşla gelen aday. Ama alışkanlıkları da yıkmak gerekiyordu. Yani öncü olmadan o yolda bir şey açamıyorsunuz. Yani Çanakkale'de ağa gibi yaşayacak olan tıp fakültesi öğrencisi yaşamını vermiş bu ülkeye diye bize. Evet. O zaman bir görme engelli. İşte ön seçime katılacak, girecek, edecek. Evet. Görün 25-30 yıl sonra kontenjandan falan gelin diyecek partiler. Evet. Arkadaşlarımız orada yerlerini alacaklar. Yani bu bir ilk savaştı benim için. Evet. Öncüyüm diye düşünüyorum. Onun için tebrik ediyoruz Azmi abi. Sağ ol. Hakikaten son derece önemli. Yani o siyaset arenası biliyorsunuz Kırkpınar'daki Er Meydanı gibidir. Evet. Güreşe çıktığınız zaman orada dostluk, arkadaşlık yok. Kıran kırana bir mücadele. Evet. Siyaset de öyle değil mi? Gel şuraya otur yok. Yok. Kırana hayır, bir mücadele. Hayır. O mücadele içerisinde peki oradan ben size ayrı bir mücadele, hayat mücadelesine getireceğim. Bir de sizin çok böyle yaşadığınız olaylar var otobüslerde. Birkaç fıkra anlatır mısınız bize? Cep başınızdan geçen. Ya şimdi yetiştirme yurduna gidiyorum tabii. Genelde yanımda insan oldu. Günaydın. Ses yok. Günaydın diyorsa öyle bakıyorlar ama insan olduğunu biliyorsunuz çoğu kere de. Kimileri ya körün selamı mı alınır, dalgın mı, kulağında işte kulaklık mı var, müzik mi dinliyor ama gene de bozuluyorsunuz bu sefer. Birisi de gerek
Günaydın dedim, ses yok. Sen dedim biraz sonra ineceğim dersin bakalım. Görürsün. O pencere kenarında oturuyor. O pencere kenarında tabii inecek. Şimdi ses yok. Biraz sonra başladı beni dirseğiyle dürtmeye. Ya dedim, ayaklarınla ne dürtüyorsun adam gibi. Şey yapsan geç, izin istesen geçebilir miyim desen gene demedi ama. Gene dirsekle dürtüyor. Baktım bu benden pişkin dedim. Ya seslenme bari hani. İndi. Aşağıya indikten sonra şoför. Azma abi ne oldu dedim. O sağırdı dedi. Tabii ondan sonra onunla anlaştık bir zaman. Evet. Otobüse bindiğimiz zaman günaydın dediğimde dizime vuruyordu artık. Evet. O da Bayındırık'ta çalışıyormuş. Ha, işitme engelli bir kardeşimiz. Evet, işitme engelli. O sana el işaret veriyor. Evet, ama işte bilmediğimiz için kör ve sağır bir arada olunca bazen sürprizler oluyor. Evet. Ama tabii şey de var tatlı yani. Tatlı tarafları var, çok güzel tarafları var. Olayı. Evet. Hı-hı. Güzelliği tarafına evirmediğiniz an yaşamın sonu gelmez. Oo, çok güzel. Yani her şeyde bir mizah bulmak durumdasınız. Ya bu bir kara mizah olur. Evet. Ya, olur. Evet. Çünkü ben okullarda birçok öğretmenimden bunu öğrendim. Hı-hı. Yani insanı hem gülerek hem böyle hafifçe gıdıklayarak hem de eğiterek ki öğretmen okulunda çok yaparlardı bu. Evet. İşte artık yaşımız da geldi, artık deli fişek çocuk da değiliz ki kavga mı edeceğiz yani. İşte adam gelmiş kaldırımda, ula gara gara bu Allah'ın körü mü kaldı yolu diyor bu desin ne yapayım. Sırıtıyorum ya ne yaparsın diyorum, körler de çıkıyor. Artık evet zor ama yaşamı olumlu tarafından yakalayabilmek bence en güzeli diye düşünüyorum hocam. Abi bugün bu sohbetinizle arkadaşlarımızla ruhumuzu aydınlattınız gerçekten. Yani evlerde çeşitli şekillerde engeli olan, çocukları olan, insan olan aileler lütfen bir yaşama sevincine sahip çıkın. Evden çıkın, hayata tutunun. Ondan sonra azmi elden bırakmayın. Azmi abim gibi azmi elden bırakmayın. Ne güzel denk geldi değil mi? Arkadaşlarım da öyle yani. Arkadaşlar da Meltem öğretmenim genç, öyle. Genç arkadaşlarım yönetim kurulumuzda hem. Evet şimdi ben program biterken sonuna doğru geldik. Orada öğretmenim ben diye işaret diliyle bir klip dolaşıyor. Hem de buradan onu da hediye etmiş olalım. O işaret diliyle söylerken klip girecek. Son sözleriz bir selamla tamamlayalım. Meltem öğretmenim buyurun. Deha Televizyon'dayız. Evet. Selamlar. Kimlere? Buyurun. Özellikle bu konuda bize yer veren Şerif Hocama çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi ben önce dinleyicilerime seslenmeden önce elbette ben görmüyorum. Yani bu konuyu söylemekten çok büyük sıkıntı duymuyorum. Ama görmemek benim için bir eksiklik değil. Sadece farklılık olarak görüyorum. Evet. Önce engelli aileleri gerekse engelli çocuğu olanlar ya da sokakta engelli arkadaşları olan insanlar dışarıda. Bu insanlar karşısındaki insanları engelli olarak görmesin istiyorum. Normal çünkü hayır evet. Sebebi şu. Engelli kelimesini bize söyleyen insanlar. Evet. Yani biz böyle düşündüğümüz, yaşadığımız için engelli değiliz. Evet. Ben bu kelimeyi kesinlikle kabul etmiyorum. Sadece farklıyız. Evet. Ve yaşadığımız şu hayatta İnsanların bize verdiğiyle yetinmemeliyiz. Daha fazlasını istemeliyiz. Evet. Yani bunu isterken de tabii ki belli bir ölçü çerçevesinde bunu yapmalıyız. Kesinlikle ben öğretmenlik yaptığım esnada çok şey öğrendim. Gerek öğrencilerimden gerekse toplumdan. Özellikle öğrencilerime bu anlamda çok teşekkür ederim. Bana bu konuda çok fazla yansımada bulunmuyorlar. Yani engelli olduğumu ya da farklı olduğumu onların yanında hissetmiyorum. Zaten bu dünyada bunu açıkça söylüyorum. Öğretmenler Günü programını Şerif Hocam'la yapmayı istememin en büyük sebebi de budur. Görmediğimi fark ettiğim tek yer uyuduğum zaman ve öğrencilerimin karşısında olduğum zaman. Onun dışında zaten insanlar bunu bana sürekli hatırlatıyor. Ve bu durumdan da rahatsızlık duymuyorum. Tıpkı Azmi Hocam'ın dediği gibi insanların ne düşündüğü önemli değil. Benim nasıl yaşamak istediğim önemli. Bunu tekrar Şerif Hocama teşekkür ederek biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Nail Hocam sizin son sözlerinizi alalım. Mesajınızı alalım. Buyurun. Böyle bir programda bize yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Meltem'in ve Azmi Hocam'ın sözlerine katılıyorum. Kesinlikle bu engelli, özürlü
tarzında kelimeleri ben de kabul etmiyorum. Engelli değiliz, sadece farklıyız. İnsanların bunu artık bu toplumda anlamalarını ve özümsemelerini bekliyorum. Yani bunu insanlardan rica ediyorum. Engelli olan arkadaşlarıma, kardeşlerime, onların annelerine, babalarına lütfen rica ediyorum. Çocuklarınız çok şey yapabilir. Engelli çocuklarınız çok şey yapabilir. Öğretmen olabilirler, avukat olabilirler, doktor olabilirler. Onların bunları yapmalarına izin verin. Onlar için endişelenmeyin anneler, onlara babalar. Destek, onlara destek olun. Onlar tek başlarına dışarıya çıksınlar, bir yerlere gitsinler, gelsinler. Yani onlar kendilerine güvenirler, korkmazlar. Ama siz onların önlerinden hani aşırı endişeli bir şekilde davranırsanız bu olmaz. Mutlaka. Yani ben bu işin aslında anneden babadan başladığını düşünüyorum. Evet. Maalesef toplumumuzda annelerimiz, babalarımız çok aşırı derecede korumacı. Engelli bir evladı için çok korumacı davranıyor. Lütfen evladımızı, yani ona güvenelim. O dışarıda tek başına birçok şey yapabilir. Ona güvenelim. Ona destek olalım. Gerisi zaten kendiliğinden gelecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Fazıl Bey, buyurun. Sizin... Vallahi ben benim söyleyeceklerim hep söyledi arkadaşlar. Ben sadece şunu ekleyebilirim. Engellileri yani dış hayata alıştıralım. Yani onları dışarıya çıkaralım. Onları dış hayata alıştıralım. Evet. Çünkü küçüklükte oluyor her şey. Eğer ağaç yaşken eğilir söz var. Halk bu ne güzel söylemiş atalarımız. Küçükken eğer bu hayata alışırlarsa mesela engelliyi aşma anlamında çok yol kat ederler ama önce ailelerimizin bize güvenmesi gerekiyor. Evet. Ailede anne babadan başlıyor. Ondan sonra diğer aile bireylerinden. Evet. Daha sonra başkaları evet. diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederiz Fazılcığım. Aldım mikrofonu. Evet Azmi abi son bir selam, son bir söz. Buyurun sizden alalım. Ben çok teşekkür ediyorum. Fotoğrafın arka yüzünü görebilmektir asıl olan. Şerif Hocam hep onları didikler çıkarır. Görünmeyenler zaten yaşam ayrıntıdadır. Evet. Benim en büyük öğretmenlerimden rahmetli babamı anıyorum rahmetle. Anneme selam gönderiyorum buradan. Yani tüm insanlar azıcık da olsa birer parça öğretmendir, öğrencidir. Hep birlikte birbirimizi severek bu cumhuriyetin bize sağladığı fırsatlarda birbirimizi barış içinde sevgiyle, saygıyla daha güzel günlere taşıyabiliriz diyorum. Tüm öğretmenlerime selam olsun. Tüm öğrencilere de, geleceğin öğretmenlerine de, insanlığa da ki öğretmenler gününde barış çubuğu uzatılsın. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederiz Azmi abicim. Ben de son söz olarak Pamukkale Üniversitesi'nde okutmuş olduğumuz şu anda ülkemizin dört bucağında görev yapan öğretmen öğrencilerimiz ve yurt dışındaki bulunan öğrencilerimiz ve bütün öğretmenlerimize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Nice güzel Öğretmenler Günü dileğiyle. Sevgiyle kalın efendim. Her demdim her yerde.
var geleceğim. Son nefesimde bile öğretmen öleceğim. Kolum kanadım lafım bilgi, bende bitmez coşar sevgi. Kanadım lafım bilgi, ben de bitmez coşar sevgi.